Deri kısmına da geleceğim ama genel itibariyle bu kurdaki özellikle artışın maliyetlerinize etkisiyle başlamak isterim Mustafa Başkanım. Siz nasıl yorumlarsınız? Nasıl korunuyorsunuz öncelikle? Dövizdeki artış sonuçta bizim sektörün ağırlıklı olarak ihracat ayağı önemli. Dövizdeki artış ihracatçı için bir olumlu sonuç doğuruyor denebilir. Ancak ülke içindeki istikrarsızlığın yansımaları bizim ihracatımızın da olumsuz yönde etkileyecektir. Yani bütün ihracatçı sektörler için döviz artışının olumsuz olduğu söylenemez. Fakat öyle bir dengesiz artıyor ki insanlar hiçbir türlü plan yapamazlar. Sonra bütün ihracatçılar sadece ihracat yapan şirketlere sahip değil de başka iş kolları da var. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar o anlamda. Şimdi içeride diğer yaptığımız işlerde mutlaka ciddi anlamda sıkıntılar yaşanacaktır döviz artışından kaynaklanan. Yani nereden kaynaklanıyor döviz artışı? Bana göre jeopolitik ve siyasal etkileri mutlaka var. Ancak uygulanan ekonomi politikalarının etkileri de yatsınamaz. Onlara da bahar havası varken diyelim, dövizin olması gereken yerde olmadığı dönemlerde bir takım müdahalelerle belki bir yerlere getirilmesi bu aradaki bu dengesizliğe bir olumlu katkı sağlardı. Ancak her şeye rağmen ekonomimiz 2-3 günde %10-15 gibi değişimlere uğramadığına göre, döviz bu şekilde arttığına göre bunun ekonomi dışı etkenleri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki seçim dolayısıyla bir takım politikaların etkisi de olabilir. Ancak bu derece olmasını ben sadece ekonomik nedenlere bağlayanlardan değilim. İnanıyorum ki ben seçim sonrası bir takım istikrara kavuşacaktır bazı istikrarlı durumlar. Mutlaka bu bir takım ekonomi ve maliye politikalarının etkisiyle, olumsuz etkisiyle bu artışlarda da bunun olumsuz etkisi var. Ama para politikalarıyla günlük anlık palyatif tedbirlerle de herhangi bir yere varılamaz. Mutlaka maliye politikaları, ekonomi politikalarıyla müdahale etmek gerekir. Ancak bunun da etkilerini kısa dönemde alamayız. Böyle bir politikaların zararı da uzun dönemde gözüküyor. Ama biz bunu yıllardır programlarımızda konuşuyoruz aslında bu yapısal reformları ancak. Biraz da hani Ağustos böceğiyle karınca hikayesi misali sürekli şu yapısal reformlar bir türlü hayata geçiremediğimiz. Çünkü bugün bir birimlik ihracata karşı hani 157 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye bugün 172 milyar dolar yarı mamul ithalatı gerçekleştiriyor. O zaman hani bu ihracatta gösterdiğiniz enerjiyi çok daha katma değerli gösteriyor olmamız lazımdı ki ithalat oranını aşağı çekiyor olmamız gerekirdi ki kurdan da yemememiz lazım. Belki bilmiyorum sizin sektörde yerlilik oranı nedir başkanım? Şimdi tabii bu yönden ki avantajlı sektörlerden misiniz? Totalde baktığımız zaman yerlilik oranı diri anlamında sadece bakarsak ithal ağırlıklı bir sektörüz. Yani %70'lere yakın bir deriye ithal ediyoruz. Ama ürettiğimiz ürünlerin içerisinde derinin payı derseniz ona baktığınız zaman yerlilik oranı çok yüksek olan sektörlerden biriyiz. Onun için bu yönden avantajlı çok büyük ötküde etkileyeceğini söyleyemeyiz. Bazı alt sektörlerimizde bu oran daha yüksek. Örneğin deri giyimde daha yüksek ama ayakkabı sektöründe yani bir ayakkabıda ithal derinin oranı çok yüksek değil. Ancak hükümet bildiğim kadarıyla bu dönemlerde biraz daha ithalatta açık verdiğimiz ülkelere yönelik bazı tedbirlerin arayışları içerisinde onlarla ilgili de bir takım çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani yerli üretimi olabilecek ürünlere sağ olsunlar bizim bildiğiniz gibi ilave gümrük vergileriyle ciddi anlamda sektör desteklendi. Bunun da sonuçları belki de bu dönemde en az ekonomik bu kadar çalkantılara rağmen ihracatını yoğun bir şekilde artıran sektörlerden biriyiz ki bunda ilave gümrük vergilerinin hükümetin aldığı tedbirlerin yatsınamaz katkıları var. Bunu kabul ediyoruz ama yine de ilave tedbirler alındığını biliyorum. Bilhassa da açık verdiğimiz ülkelere karşı. Yani bir ülkeden 15 milyar dolarlık Çin'den mal alıyorsunuz. 3-5 milyar dolarlık satıyorsunuz. Sizin oraya satabileceğiniz ürünler var. Onlara yönelik bir takım tedbirleri hala devam ediyor vergisel anlamda. Türkiye'de oradan alacağı bildiğin kadarıyla ayakkabı da olsun. Yani en çok ithal ettiğimiz ayakkabı orada. Ona yönelik ilave bir takım tedbirler de alıyor. Bu da olumlu yansımaları olacaktır. Şimdi peki diğer yanda özellikle deri sektöründe çok alt sektörler var. Sizin de dediğiniz üzere ki bunların çoğunu da küçük ve orta boy işletmelerden oluyor. İşte boyama kısmı, tabakhane kısmı değil mi? Ayakkabı biraz da, evet, ayakkabıda da evet. Saracı kısmı. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde finansmana erişim ve finansman maliyetleri açısından tabloyu nasıl görüyorsunuz? Şüphesiz olumsuz. Hem faizler yüksek hem finansman erişimde sıkıntılar var. Ama Exim Bank bildiğim kadarıyla dün de bir takım yine kaynaklar aktarıyor. Exim Bank yani ihracatçı açısından bakarsak iş piyasa çalışanlar açısından değil de yine olumlu bir takım devlet politikalarıyla olumlu yönde bir gelişmeler var. Ancak
tabii ki ayakkabı sektörü ve biraz da sarayciye sektörü iş piyasaya çalışıyor. Onlarda sıkıntı daha da büyük. Özellikle ayakkabı sektöründe bazı ürünleri dolarla almak zorundasınız. Dolarla satıyorlar. Şimdi dolarla satın alanlar açısından bakarsanız onlarda sıkıntılar oluşacaktır. Ama çok büyük oranlarda değil. Diğer giyim sektöründe biraz da sarayciye de dolarla alıp dolarla satıyoruz. Yani dövizle alıp dövizle satıyoruz. Parite etkisi de bize çok değil. %50'ye yakın ithalatımız dolarla ve euroyla, yani eşit aşağı yukarı. Satışlarımız da buna yönelik eşit. Yani çok ihracat açısından çok olumsuz etkilemeyeceğiz açıkçası. Ama dengemizi şaşırdık. Yani dövizin bu şekilde çok anormal hareket etmesi, sonuçta iç girdilerimiz var, iç tedarikçilerimiz var. Bu tedarikçilerin dengesiz bir şekilde döviz karşısında mağdur olmaları mutlaka onların aksamalarına, onların bir takım şeyleri yerine getirememelerine neden olacak. Uzun vadeli planlar yapamıyorsunuz. Girdilerimizin %30'u ithalse %70'i iş piyasadan temin ediyoruz. Sıkıntılı bir dönem geçireceğimiz gözüküyor. Ama ben özellikle söylüyorum, seçimden sonra bunların bir takım dengelere erişeceğine inanıyorum. Çünkü biraz daha realist tedbirlerin alınacağını düşünüyorum. Şu anda tabii ki sonuçta seçimler dolayısıyla siyasi partiler sonuçta diyorlar biz bir siyasi partiyiz. Seçim de bizim için önemli. Kaldığı turda bir ay kadar bir süre inşallah seçimden sonra dengeler yerine oturur diye umut ediyorum ben.